tarihi milattan önce 4000'li yıllara kadar uzanan ve çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan Uşak, Ege bölgesinde İzmir-Ankara karayolu üzerinde gelişmekte olan bir yerleşim alanıdır. ...1953 yılında il olan Uşak, köklü geçmişi, zengin tarihi ve doğal mirasıyla bir Anadolu şehrinin tüm özelliklerini taşımaktadır. ...450 parça eserden oluşan Lidya dönemine ait dünyaca ünlü Karun hazineleri Uşak Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmektedir. Ulubey ilçemizin Sülümenli köyü yakınlarında kale, tiyatro, stadyum kalıntıları ile kaya mezarlarının bulunduğu Blandos Antik Kenti, aynı bölgede yer alan Ulubey kanyonları bir bütünlük arz etmektedir. Sivaslı ilçemizde Roma döneminin en önemli 12 şehrinden birisi olan ve milattan sonra 9. yüzyılda çevresindeki kentlerin piskoposluk merkezi haline gelen Sebaste yerleşimi kalıntıları görünmeye değer özelliktedir. Karahanlı ilçemizde Banaz Çayı'na Lidyalılar tarafından Kral Yolu üzerine yapılmış 24 metre uzunluğundaki Cılandıraz Köprüsü kalemle işlenmiş kemer taşlarıyla görenleri büyülemektedir. Şehir merkezinde 19. yüzyılda Tiritoğlu Mehmet Paşa tarafından bir Fransız mimara inşa ettirilen ve bugün Kültür ve Turizm Bakanlığı özel belgesine sahip olarak hizmet veren Otel Dülgeroğlu yaşayan bir müze konumundadır. Yine aynı mevkide yaklaşık aynı tarihlerde İtalyan bir mimar tarafından inşa edilen iki katlı 30 odadan oluşan Bedesten, bugün Sarraflar Çarşısı olarak hizmet vermeye devam etmektedir. Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal Atatürk'ün karargah olarak kullandığı bina, 1978 yılından bu tarafa Atatürk Etnografya Müzesi olarak ziyarete açık bulunmaktadır. Yörük evi olarak adlandırılan ve Osmanlı mimarisi özelliklerini taşıyan bir diğer yapı da bir bakıma tarihi Uşak evlerinin sembolü görünümündedir. Köklü geçmişi ve sahip olduğu medeniyet mirası yanında 19. yüzyılda yıldızlı Uşak halısı ile dünya çapında bir üne sahip olmuş Uşak. Günümüzde kilim, battaniye, deri ve seramik üretimi alanında da önemli bir konumdadır. Ayrıca Türkiye'nin ilk şeker fabrikası olan ve Uşaklıların girişimci ruhunu sergileyen Uşak Şeker Fabrikası, bugün hala üretim yapan bir tesis olarak hizmet vermeye devam etmektedir. Turizm konusunda da önemli atılımlar gerçekleştirmeyi hedefleyen Uşak, şu anda 2 ve 3 yıldızlı bakanlık özel belgeli otelleriyle Uşak halkının misafirperverliğini yansıtan kalite ve hizmet anlayışına sahiptir. Banaz Hamam Boğazı kaplıcalarının bulunduğu alan termal turizm merkezi olarak ilan edilmiştir. Dünden bugüne her geçen gün gelişen ve büyüyen Uşak ili, yurt içi ve yurt dışından gelecek misafirlerle barındırdığı güzellikleri paylaşmaya hazırdır.